Şeddeli okumalarda dikkat edilecek hususları anlattık. Harf talimini yaptık. Ve harf talimini yaptıktan sonra kelimeler üzerinde konuyu pekiştirdik. Şimdi de ayet-i kerimeler üzerinde sahih tilaveti gerçekleştirmek için okumalar yapacağız. Birinci kısım ayet-i kerimelerde Ince kalın ayrımına dikkat çekiyoruz. Sayır hususlara da dikkat etmekle beraber özellikle ince kalın ayrımına dikkat ederek benim okuduğum şekliyle siz de tilavet etmeye çalışın. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم taqim doğrusu bu. Buradaki muhtemel hatalar şunlar. i̇hdin şeklinde nunu kalın okumak hatalı bir okuyuştur. Nun'u ince okumamız gerekiyor. Sadın kalınlığı nun'a sirayet etmeyecek. Buna dikkat ederken idin-sıra şeklinde nes diye sada ince bir geçiş yapmamakta gerekiyor. Sad harfi şedde açıldığında birinci sakin olan sad harfi sine döndü bu okuyuşta. Sine dönmeden sad olarak okunması gerekiyor. Nesin sine olarak bağlıyorsun sonra sada çıkıyorsun. Bu hatalı bir okuyuş. Nesin Nasi, nasi de yanlış nesi de yanlış veya nesi de yanlış. Doğrusunu bir daha okuyorum. İhdine sıratal müstakim Sıratal en'amte aleyhim غير المغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضالين Doğru okuyuş bu. Buradaki muhtemel hatalar صراط الذين طال diye lem harfine kalın bir geçiş hatalı. Dellezine de olmaz. Do kalın, lem ince. Dalle, dalle. Doğrusu bu. Bir de son ayeti kerimede iki yerde dikkat etmemiz gerekiyor. Birisi ve la lall, lalla olmayacak. Lem kalınlaşmayacak. Lalla değil, le ince, vat kalın. Lalla ve lalla lo ve la şeklinde lemi ince va harfini de kalın okumamız gerekiyor. La bu da yanlış. La ince geçip sonra kalına çıkmak da yanlış. Bir de meddi lazımı yaptıktan sonra lem harfine bir şeddeli bağlantı var lo şeklinde kalın bir geçiş bağlantı olmayacak bu da hata lo sonuna kadar a diye uzatıyoruz dördelik miktarı ama leme bağladığımızda ince bir bağlantı yapmamız gerekiyor ona da dikkat lo şeklinde doğrusu bu Şimdi bunlara riayet ederek bir kez daha okuyorum. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ Bir önceki kısım ile beraber okuyorum. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Şimdi birleştirerek iki kısmı o şekilde son kez okuyorum. Sıratan lezine en'amte aleyhim Sıratan lezine en'amte aleyhim Bu kısımda dikkat edilecek husus Dallezine derken. Da harfi burada kalın. Lem harfi ince. Dalle şeklinde kalın bir bağlantı yapmak hatalı bir okuyuştur. Do kalın deme geçiş ince olacak. Dalle, dalle doğrusu bu. Bir daha okuyorum. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال iril mabub aleyhim ve dallirin doğru okuyuş bu. Son kelimede ve lalla şeklinde lem harfi zattan etkilenip kalınlaşmayacak. Lalla değil lem ince vat kalın. la lallo şeklinde kalın bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Bir de lo -li. yine buradaki şeddeli lemede vat harfini metli lazımı yaptıktan sonra ince olarak bağlamak gerekiyor. Yoksa lo -li şeklinde kalın bir bağlantı ile okumak hatalı. Bu iki hususa dikkat ederek bir daha doğrusunu okuyorum. Oyrın ma'lû bi'aleyhim ve dallân وَالْعَصْر إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Oh. Doğru okuyuş bu. Burada muhtemel hata. وعملوا الصالحات diye lem harfini lem harfini kalınlaştırmak suretiyle yapılan hata veya hut tersi ve amilus diye sada değil de sin harfine bağlamak suretiyle yapılan hata. Bu da yanlış, o da yanlış. Doğrusu lu derken lem harfi ince lussa diye sat harfine bağlantı yaptığımızda kalın bağlantı yapmak icap ediyor. Doğrusu bu. Lüs bu da yanlış. Lüs bu da yanlış. Lem ince sad harfi kalın. Ve amilus solihati ve amilus yoksa ve amilus şeklinde kalın bağlantı hata. Veya ve <laughs> so önce bir sine varıyor ince olarak hatalı bir şekilde sonra kalına çıkıyor. Bu da hata. Şette iki tane saat demek ikisi de sat olarak okunması gerekiyor. Birincisi sine dönmemesi gerekiyor. Bir de ve tevasan bin sa bin sa biz oluyor buradaki birinci sat. O da hatalı. Biz değil, sine bağlamayacağız. Sat harfine bağlayacağız. B harfini. Bin so, bin so, bin so şeklinde okuyoruz. Bir daha son kısmı okuyorum. Örneklerimizin bulunduğu kısmı. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولا يحض على طعام المسك. Ve la yehuddu ala ta'amil miskin. Burada ve la şeklinde ha harfini kalına çevirmek yok. Ha harfi her harkarda ince bir harf ya huddu şeklinde kalın değil. Ya hu, hu, huddu, huddu hu, 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 hu. şeklinde ha ince bat harfine bağlantı kalın olacak şekilde okumak gerekiyor. Bir daha doğrusunu okuyorum. Ve la ya huddu ala ta'amil miskin. fevelililmussallin فَوَيْلُ fevelililmussallin فَوَيْلُ bu kısımda muhtemel hatamız sallin şeklinde lem harfine kalın geçmek suretiyle yapılan hata Salli değil, sad kalın dem harfi ince olduğu için dem harfine ince bağlantı yapmamız gerekiyor. Salli şeklinde. Salli, salli değil. Bir daha okuyorum. Fa'ilül mücclin. <Sessizlik> Qulhu Allahu ahd. Qulhu Allahu ahd. Bu okuyuşta son okuduğum hatalı. İlk okuduğum, ilk iki okuduğum doğru. Son okuduğumda, üçüncü okuduğumda hata nerede? Vallahu dedim. Yani lafzatullahın lam harfinin kalınlığı vav harfine bulaştı, onu da kalınlaştırdı. Ve iken valla yaptı. Valla şeklinde okumak burayı hatalı. Kulhuvallahu <laughs> ehad doğrusu bu şekilde bir daha okuyorum. Kulhuvallahu ehad. Bunu yaparken ihtimam ile, dikkat ile yapmamız gerekiyor. Vel şeklinde ince bir bağlantıdan da sakınmak gerekiyor. Vellahu şeklinde birinci lamı da inceltmeden okumak gerekiyor. Şu şekilde Qunhu Allahu ahd. Allahu samed. Allahu samed. Doğrusu bu. Burada iki tane hata ihtimalimiz var. Allahu şeklinde hemzeyi kalınlaştırmak suretiyle yapılan hata. Bir de hüs şeklinde h harfinden sada kalın bağlantı yapamamaktan ortaya çıkan hata. Hüs dersek sine bağlamış oluyoruz. Halbuki oradaki sat harfi. Yani burada Allahu demek de yanlış. Hüs Samet demek de yanlış. H harfini kanlaştırmak suretiyle yapılan yanlış da var. Allahu samet, hus samet diye H kalınlaşıyor, o da yanlış. Hemze ile H harfi ince, lafzatullahın lamı ile şeddeli olan sad harfimiz de kalın. Bu incelik ve kalınlara dikkat ederekten okumak gerekiyor. Allahü samed. Doğrusu bu. Yoksa Allahu Allahu diye ince bağlantı yapmaklama hatalı. Hussamet diye heyi kalınlaştıraraktan sada bağlamak hata. Hüs şeklinde he ince ama sadı ince etmek suretiyle okumak da hata. Bütün bunlardan sakınarak bir daha doğrusunu okuyorum. Allahu's-Samed En-latî te'allî'u al-efîdâ En-latî te'allî'u al Doğrusu bu. Buradaki muhtemel hatamız tepdo şeklinde da harfine ince bağlamak suretiyle birinci da harfini del harfine dönüştürmek şeklinde yapılan bir hata. Diğeri de tatto şeklinde da'nın kalınlığını t harfine, ince olan t harfine bulaştıraraktan t'yi kalın telaffuz etmek suretiyle yapılan hata. İkisinden de sakınarak doğrusunu şu şekilde okuyoruz. التي تطلع على الأفئدة والضحى والضحى Doğrusu bu. Hatalarımız vavvu şeklinde vavu kalın okumak suretiyle yapılan hata. Diğeri de vat harfine ince geçmek suretiyle yapılan hata. Yani veddu, ve veddu. Önce ince bir bağlantı yapıyor, sonra kalına çıkıyor. Bu da hata. Hemen daha birinci dot harfine kalın bir bağlantı vav harfinden yapılması gerekiyor. Ne vav ince okunacak ne de ne vav kalın okunacak ne de dot ince okunacak. Vav ince, dot kalın. والضحى bu şekilde وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ <laughs> Doğru okuyuş bu. Bu ayet-i kerimedeki muhtemel hatalarımız şeklini ra harflerinde. Zerra derken bir de şerran derken. Burada her iki rada da incelik ve kalınlığını tespitte makibine bakmıyoruz. Şeddenin harekesine bakıyoruz. Baktık her ikisinde de fetha. Fetha konumunda ra kalın okunur. Hem şeddeli ra kalın okunacak hem de şeddeli ra'ya bağlantı kalın yapılacak. Makabindeki harf ne olursa olsun. ister ince harf olsun ister kalın harf olsun. Harekesi de ne olursa olsun. Fethalı, dambeli, kesreli olabilir. Onlar hiçbir şekilde etkilemiyor. Ra'nın şeddesine bakıp ona göre ince mi kalın mı kararımızı verip okuyacağız. Bir daha okuyorum. وَمَنْ <laughs> يَعْمَلْ Doğrusu bu şekilde yoksa Zerra şeklinde inceltmek, ince bağlantı yapmak hatalı olduğu gibi şerran şeklinde yine aynı şekilde şin harfinden raya ince bir geçiş yapmak da hatalı. Doğrusunu bir daha okuyorum. Ve men ya'mel miskale zerratin şerran فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ Doğru okuyuş bu. Buradaki muhtemel hatamız salli şeklinde veya selli şeklinde iki türlü muhtemel hatalı okuyuşumuz var. Selli de değil yani lem harfinin inceliği sada bulaşıp da onu sin haline getirmeyecek. Sadın kalınlığına dikkat ederken salli şeklinde onun da kalınlığı lem harfine bulaşıp da onu salli şeklinde hatalı bir okuyuşa götürmeyecek. Sadi kalın, leme bağlantı ince. Salli bir daha okuyorum. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا طَهَرًا. رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ Hiyetlucupamutara. Doğrusu bu. Burada muhtemel hatalarımız minallahi derken oradaki nun harfini kanunlaştırmak suretiyle yapılan hata. Minallahi değil. Nun harfi ince. Gördüğünüz gibi dikkat çekmek için mavi renklerle renklendirilmiş minallahi diye Lafzatullah'ın şeddeli bağlarken ince bir bağlantı yapacağız. Nun'u ince okuyacağız. Ne'llah şeklinde. Nun'u kanunlaştırmadan yani. Minall minallahi. Doğrusu bu. Minallahi hatalı veya minel minello, minel diye ince geçip birinci lamı inceltip sonra kalına çıkmak suretiyle de bir hataya başka bir hataya düşmemek gerekiyor. Diğer kelimemizde mutahha tahha tah tah şeklinde tah şeklinde h'ye kalın bir geçiş yapmaktan da sakınacağız. Doğa kalın, H he ince, H'ye bağlantı da ince olacak. Do harfini inceltmeden. Mütahe, mütahe, mütahera şeklinde olacak. Doğrusunu bir daha okuyoruz. Rasulun <Sessizlik> minallahiyyeti yatlu suhufan Fiha kutubun qayyima Fiha kutubun qayyima Doğru bu. Yoksa çok nadir de olsa qay qay şeklinde kalın bir geçişe de şahit olduğumuz oluyor. qayi değil ay ay Eyi ay ey, 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 qay şeklinde kaf harfinden y'ye ince bir bağlantı yapmak gerekiyor. Doğrusunu bir daha okuyorum. Fiha kutubun qayima وَمَا تَفَرَّقَ, وما تفرق bu şekilde sonraki ayetin ilk kelimesi doğru olarak okunması gerekiyor. Buradaki muhtemel hatamızda, da şeklinde ra'nın kalınlığı f'ye sirayet ettiği de oluyor ferraka şeklinde fenin inceliği ra'ya bulaşıp birinci şeddeli ra'nın birinci ra harfini incelttiği de oluyor. F ince, ra kalın şeddeli ra'ya bağlantı yaparken de fe'yi inceltmeden kalın bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Bir daha okuyorum. وَمَا تَفَرَّقَ الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه Salat ve yutuzenka doğru okuyuş bu. Burada muhtemel hatalarımız ilk tarafta Liya Abdullah derken del harfinin kalın okunması gereken Lafsatullah'ın lamına bağlanması var. Burada del harfini kanınlaştırmadan bağlamak gerekiyor. Li dullahe, dullahe değil, du. Du bu inceliği korumak gerekiyor. Dulla 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 şeklinde. Ama tamamen de inceltmeden dü dü şeklinde bu kadar iki noktalı ü sesini vermek suretiyle bu kadar inceltmek o da hatalı ü, u arası bir sesi tercih edeceğimizi daha önce söylemiştik. Diğer tarafta ise ve yuqimussa nussa bu kısmı okurken mussa şeklinde mim kalınlaştığı olabiliyor. İkinci hatalı okuyuşta sad harfine kalın geçememekten kaynaklanan birinci sadın sine dönüşmesiyle ortaya çıkan bir okuyuş. Müsso şeklinde. Müs önce bir ince bağlantı yapıyor. Yani birinci sadı sin haline getiriyor. Sonra kalına çıkıyor. Sa diyor. Bu şekilde okumak da hatalı. Ve yuqimus diyor <laughs> diye okumak da hatalı. Ve <laughs> yuqimus te şeklinde birinci sadı sine döndürmek şekliyle yapılan hata da hatalı bir okuyuş. Bu şekilde de okunmayacak. Buralarda Beyne suresi okunurken vakıf ve iptidada hatalar oluyor. Bu hataları da düzeltme bakımından ve yuqinus salah diye burada durulabilir. Burada durulduğunda vav'dan geriden alın diyor. ve yuqinus salate veyahut nefesimiz biraz zayi etti. Ve yuqimus salate ve zekate başladık. Burada da nefesimiz daraldığını hissettik. Durma ihtiyacı hissettiğimiz zaman ve yu'tuz zeka şeklinde vakfetmek gerekiyor. İptidası isterse ve yuqimus eden alır veyahut da ve yu'tuz o harfinden alır. Her iki iptidada doğru bir iptidadır. Sonra ayetin sonuna gelir, vakfeder, durur. Onun için bu kısımları göstererekten iki türlü vakıf ve iptida yaparaktan okumuş oldum. Bir daha okuyorum. İlla liya'budullah muhlisin lehu dinahuna fa ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة